Merhaba arkadaşlar, yeni bir Battle Teams 2 Türkçe videosuna hoş geldiniz. Bu yeni videoda Discord özel testine katıldık ve katıldığımda sizlere yeni bir video çekmek istedim. Bazı soruları kafalarımızdan giderelim istedim. E, oyunun pay to win olayı ve menü ayarları yani oyun ayarları nasıl yapılıyor, nerelerden yapılıyor bunları göstereceğim. Şimdi öncelikle oyunu yani öğretici modunu bitirdikten sonra böyle bir e, bir oyuna giriyorsunuz. Orada kısaca savaşıyorsunuz ve sonra önünüze böyle bir ana menü geliyor. Burada oyun modlarını görebiliyorsunuz. İşte lobi olduğunu söylüyor zaten. Envarterimiz var. Enverter'deki silahları görebiliyoruz. Mağaza var. Mağazadaki silahlar ve skinleri görüyoruz. Anladığım kadarıyla bir BT Plus özelliği var. Bu büyük ihtimalle Battle Royale tarzında bir şey mi olur bilmiyorum. Ama skin veriyor. Gördüğünüz gibi boyalar veriyor. Başka bir şey verdiği yok. Karakter kaplamaları yine var. Bunlar da yine tabii ki şeyle, Skin parası dediğimiz kaplama parası, oyun parası nakitle alabileceğiniz karakter kaplamaları. Bunun yanı sıra silahlar var burada gördüğünüz gibi. Bunlar da yine skinler arkadaşlar. Boyalarını satın alabiliyorsunuz. Hatta normal oyun içinde kastığınız gümüş parayla da bunları satın alabiliyorsunuz. Eğer BT Plus'unuz var ise daha uygun fiyata alıyorsunuz. Yoksa biraz da pahalı fiyata alıyorsunuz tek fark o benim gördüğüm şu anda. Bunun yanı sıra işte koca kafa dediğimiz bir mod var. Bu modda kullanabileceğiniz skinler var. Yine onları da buradan ekstra bir şeyle, koca kafa parasıyla satın alınabiliyor. Koca kafa Royal'den alınır diyor. Mağazada maskot kafalarıyla takas edilir diyor. E, gümüş gümüşten yapılan madeni para, görev ödülleri ve etkinliklerden alınan BP, silahları satın almak veya yükseltmek için kullanılabilir diyor. Altın ise altından yapılmış madeni para, sezon kademesi ödüllerinden, rütbe ödüllerinden, etkinliklerden ve benzeri şeylerden alınabilir. GP ile birebir değişim oranı olan altın, değerli oyun içi eşyalar ve silah sandığı almak için kullanılır. Yani bunu bile altını bile veriyor oyun. GP dediğimiz uluslararası bir dev olan Titan şirketleri tarafından tanımlanan ticari sanal para birimi ödeme yapılarak alınan gp değerli oyun içi eşyaları almak için kullanılır şunu sadece ne, nakit olarak satın al, alabileceğiniz şey gp arkadaşlar ve onunla da skin ve değerli oyun içi eşyalar diyor işte bu tarz şeyler alıyorsunuz ama silahlı işte silah güçlendirmesiydi falandı filandı bunlar yok gördüğümüz kadarıyla Şimdi burada silahlar var ama bunlar silah kaplamaları tabii ki eğer mesela BT Plus aldınız, Battle Teams Plus aldınız oyun içerisinde. Bunun bize etkisi, katkısı herhangi bir skin aldığımızda bunları daha uygun fiyata alabiliyoruz. Anladığım kadarıyla şu anda gördüğüm. Ve eğer o yoksa bile oyunun şeyi değişmiyor. Yani bir 10-20 oyun, 40 oyun daha fazladan oynayıp yine de alabiliyorsunuz. Böyle de bir emek tarzında bir durum var. Ve postada Şimdi e, bu kapalı beta kayıt olanlar için ödüller verilecekti. Bu ödülleri büyük ihtimal yine postanıza yollayacaklar veya kodunu mu alacağız tam bilmiyorum. Şurada etkinlik yazıyor. Burada mesela etkinlik var. Etkinliğe katıl beta süresince M4A1 Titan kazan diyor. Bunları işte kazanmak için etkinlik görevlerini yerine getirmemiz gerekecek arkadaşlar. Ve bu şekilde e, kartları alacağız, toplayacağız. Böyle gördüğünüz gibi 1K altın verdi. Şurada yine altını istersek alabiliriz buradan. Şurada gözüküyor. Şurada anket var. Bu büyük ihtimal oyunun şeylerini, bilgilerini doğru e, yani onlara geri bildirim yapabilmemiz için anket düzenlenmiş ve büyük ihtimal bir ödülü vardır onun da. Bu geldi. Bunu koyalım. Şimdi skinlerin ekstra bir şeyi var mı? Onu merak ettiğim konulardan biri. Yani skin'in herhangi bir özelliği bizim normal silahımızın şeylerinden daha mı üstün? Hasar, atış hızı ve bu tarz şeyler e, değişiyor mu? Bakalım. Mesela bu Distance Night Night şey diyor. Bu MK14. Şununla şunu karşılaştıralım. Bunlar skinli, bunlar skinsiz versiyon. Gördüğünüz gibi herhangi bir e, şey değişikliği yok silah özelliğinde herhangi bir değişme yok. Bunlar SG'ler. Zaten skinsiz halleri. Bu tarz şeyler gözükmüyor Avcada arkadaşlar. Bunlar Daha karakterler. Kavcılardan nefret ederim. Ve oyun Türkçe dublaj gördüğünüz gibi. Savaştan kaçan geri dönecek bir yer bulamaz. Evet. Siyaha siyah, beyaza beyaz derim. Artık sadece kendim için savaşıyorum. Şu protez bacaklı adam var ya, onunla aynı takımda olmak istiyorum. Bence mükemmel. Hatta birazcık videonun sesini güçlendireyim. Burası bizim cephanelik dediğimiz oyuncuların silahlarını, e, eklentilerini takabileceği yerlerden biri arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi jarjördü vesaireydi. Bu tarz şeyleri ekledikçe şuradaki nişansız vurabileceğiniz ve nişanlı ateş ettiğinizde silah alacak yönünü falan size gösteren bölüm. Buna göre Bakabiliyorsunuz. Geliştir bölümünde arkadaşlar e, burada da herhangi bir para vermenize gerek yok. Sadece seviyeyi isterseniz daha hızlı geliştirebilirsiniz veya bu silahı oynayarak seviyesini arttırıp e, bu şekilde e, şeyi açabilirsiniz. Nasıl diyeyim? Silah eklentilerine ve böylelikle e, oyun. Normal bir şekilde ilerler arkadaşlar. Sandık dediği bir bölüm var. Sandık açıp yine skin çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bir nevi CS:GO tarzında bir bölüm gibi bir şey düşünebiliriz ama e, her oyunun tabii ki her şeyi farklıdır. Sadece benzerlikler olabilir. Klan bölümümüz var arkadaşlar. Burada da yine klanlar kurulmuş gördüğünüz gibi ve bu şekilde e, arkadaşlarınıza klan oluşturabilir veya herhangi bir klana katılıp onlarla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yine arkadaşlar bölümü var. Burada da eklemelerinizi yapabilirsiniz. Buradan herhangi bir arkadaşı eklemek için de şuna basıyoruz ve yolluyoruz. Arkadaşınızı da böyle eklersiniz. Buradan takıma davet edersiniz veya etmezsiniz. O ayrı bir şey. Oda kurma seçenekleri var arkadaşlar. buradan herhangi bir odayı kurabiliyorsunuz ve İstediğiniz modu seçebiliyorsunuz Şu anda zaten deneme modunda Discord test sürecinde Takım savaşı ve bomba imha açık Burada parola da oluşturabilirsiniz kendinizi özel bir odada Oluşturabilirsiniz o ve Her şeyi size ait yani burada e, Bu odanın özellikleri ne olsun isterseniz siz seçiyorsunuz ve yapıyorsunuz Burada mutant ve bıçak savaşı var eğlence modlarında Bu şekilde o da versiyonlarda bulunuyor arkadaşlar. Şuradan Plus'ı da satın alabiliyorsunuz. Günlük 60 altın. Plus Plus var. O da ayrı bir şey. O da günlük 120 altın diyor. Sıralama tablosu var arkadaşlar. Ee, oyunda Sıralama sistemi mevcut burada. Oynadıkça Diğer oyuncularla e, Kapışabilirsiniz. Bu da güzel bir sistem her oyunda olması gereken sistemlerden biri. Şurada profilinizi görebiliyorsunuz. Burada e, isterseniz nickinizi değiştirebilirsiniz ki yazıyor BT Plus'a katıl. Plus Plus'a katıl. İki ücretsiz değiştirme hakkı kazan diyor. İstatistiklerinizi buradan takip edebilirsiniz. Burada Archiment sistemi var. Başarılarınızı, oyun içerisinde yaptığınız başarıları e, kazandıkça açıyorsunuz. Ve bunları büyük ihtimal herhangi bir listeleme özelliği gelir mi veya da var mıdır bilmiyorum. Bir maçta çok yüksek derecede hasar al diyor. Bunu söylüyor. Burada arka şeyler. Mesela şu 24 Nisan'a kadar kayıt olan oyunculara verilen ücretsiz şeydir. Biz olduk ama verilmemiş daha. Bunu nasıl yapacağız? nasıl gidecek bunu e, geliştirecek gibi yönlendireceğim zaten. Büyük ihtimal herkese dağıtılacak. Şu anda birkaç hata var. Onlar da düzeltilecek diye umuyorum. Saat zate 17.00 itibariyle oyun bitecek, kapatılacak arkadaşlar. Ve yarın tam 27 Nisan 15.00'da da e, kapalı beta testine başlanılacak burada mesela bir mod var. Onu da oynayalım ve sonrasında kapatalım. Bazen de şiddet en iyi if savaştan kaçan geri dönecek savaş yarası askerin Şurada özelleştirme de var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Karakterin skinleri değişiyor. ifadelerini değiştirebiliyorsunuz sprey var oyunda sıkabileceğiniz spreyler Selam. S Seslerini Sağ ol. değiştirebilirsiniz. kendine çeki düzenler. Adamsın be. Burada arka planı Apex Legends'tan bildiğimiz üzere böyle bir arka planlar var biliyorsunuz. Bunları değiştirip kazandıkça da kullanabiliyorsunuz. Hatta altın alınıyormuş. Çok basit bir şekilde bunları kazanıp koyacağız inşallah ve bu şekilde oyunumuzu savaştan kaç eğleneceğiz. Takım savaşı diyor. Eşleştir dedik. Evet gördüğünüz gibi bu arkadaşın hepsi şu anda Discord sunucusunda teste katılan arkadaşlar e, oyunu deneyimliyorlar. son, Ve son yarım saat kaldı. Arka bende. Düşman görüldü. Şimdi şu DPI ayarlarımızı yapalım. Wow, wow, wow. Oh, iyi geçirdi. Sniper'da çok iyi değilim. O yüzden yanlarına sıkmayı beşe başarıyorum arkadaşlar. Bir bomba edik. <laughs> silah atma g ile arkadaşlar f ile alıyoruz. Adam tarıyor ya. <laughs> Birisi zaten şeye oynuyor. O. Oh. Bomba atma bu şekilde. canımız az. m 4 a E bir bomba sallayalım. Güzel. Şöyle. Abi önümden geçenler çok olduğu için dayanamıyorum ya. Vuru vuruluyorum yani. Bomba 4'te arkadaşlar. 4'e basarak bombayı takabilirsiniz. B'ye bastığınızda atış modlarını falan değiştirebiliyorsunuz. Day. E'ye bastığınızda yatırıyor ekranı. Çok kötüyüm. S Sniper'da gerçekten kötüyüm arkadaşlar. Yani Hadi üstü dibimize. Oho iyi geçirdi. İyi geçirdi. Mermiyi değiştirdim. Kaybettik. Olsun güzel de size hiç olmazsa bir oyunu gösterebildim. Takım e, takım savaşı modu bu şekildeydi arkadaşlar. Herkes güzel oynadı. Böyle herkese beğenisini verelim. Eee... Bakalım. 19'a 6 a oynamışım. Güzel oynayanlar. 26 yapmışlar. Tabi oyunlara sonradan da katılıyorsunuz. Bu şekilde değişiyor arkadaşlar. İsterseniz buradan arkadaş olarak da maç sonu direkt arkadaşa ekleyebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik arkadaşlar. Ee, Burada sohbet etme var. Teşekkürler. Desek ne diyor? Genel kanalda. He. Lobide özel mesaj. Klanda konuşmalar serbest. ya panelikte bakalım. Şu an herhangi bir şey açılmadı. Bu arada açılan şeyler şeyi değiştiriyor. Silahın özelliklerini değiştiriyor. Onu da söyleyelim. Şurada loot yapabileceğiniz yani 3 farklı loadout yapabilirsiniz. Eğer BT++ var ise 4 ve 5. de otomatikman açılıyor. Zaten yazıyor burada tonla altın, ücretsiz silahlar. Ücretsiz silahlar dedi yani deneme silahları veyahut da silahlar açılıyor. Ama bunları zaten yine parayla da açabiliyorsunuz. TP bonusu, XP daha fazla alırsınız. BT Plus indirimi demin baktığımız o bölümde yazıyordu zaten. Sohbet rengi farklı oluyor. O, tabii ki bazı şeyler ayrıcalıklı olmak zorunda böyle şeylerde. Sonuçta adam para verip alıyor bunu. Ee, nick değiştirme ve özel logo. Özel logo ne oluyor bilmiyorum. Savaştan kaçan geri Ama herhalde bir yer bulamaz. o BT Plus logosu falan geliyor herhalde anladığım kadarıyla ya da kendine özgü bir logo yapabiliyor insanlar. Şöyle şimdi hemen size ayarları göstereyim. Grafik ayarları oyuna girdiğinizde otomatik aslında çekiyor. Ama beğenmezseniz ve değiştirmek isterseniz buradan e, sınıflandırılmış grafik ayarları mevcut. Buradan çok düşük derseniz en kötü bilgisayarda bile büyük ihtimal sizi oynatır. Şöyle bir ayara çeker. Her şey kapalı olur her şey en düşükte olur. Düşük derseniz bazı şeyleri güçlendirir ve şeyleri değiştirir, özellikleri değiştirir. Orta derseniz orta ayarlara getirir. Yüksekte ayarlar bu şekilde oluyor. Ultra şu an zaten önerilen dediği benim bilgisayarıma göre, göre önerdiği ultra özelliklerine göre. Ve buradan ben eşya detaylarını da açacağım için özele giriyor arkadaşlar. Sonra uygula diyorsunuz. Tuş atamada nişangah eğer bir kere sağ klik bassınızda nişangah açsın istiyorsanız onu böyle otomatik geliyor zaten. Bunu basılı tuta çevirirseniz sağ kliğe basılı tuttuğunuz zamanda da açılır bıraktığınızda kapanır. Aynı şekilde nefes tut olaylarını da bu şekilde değiştirebilirsiniz. Tuşları buradan hangi tuş ne işe yarar bunu görebilirsiniz ve bunun yanı sıra istediğiniz tuşu istediğiniz tuşa değiştirebiliyorsunuz. Ve hatta oynadığınız diğer oyunlardan aşina aşinalığınız var ise var ise bunları buradan seçip o oyunun hazır e, tuş dizilimine geçirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada kontroller bölümünden sağlak veya solak <laughs> Sağlak veya solak olmanıza göre değişen biliyorsunuz. Mesela benim solak arkadaşım vardı. Sol oynardı, onu e, açmışlar buraya koymuşlar. Solaklar için sanırım böyle daha farklı revert oluyor yani. Yönleri değişiyor mouse'un o yüzden kendiniz ayarlayabilirsiniz. Burada da yine değiştiriyorsunuz fareyi ters. hassasiyet girdisi sistem veya orijinal mi diyor işte orijinalse orijinal sistem girdisini istiyorsanız Sistemi seçiyorsunuz O zaman ama şu hassasiyet olayları sanırım şey oluyor değişiyor ee, Burada mesela genel hassasiyet karakterin sağ sola Nişan almadan bakıp da döndürdüğünüz hassasiyeti arkadaşlar Ama bu Nişan aldığınızdaki hassasiyet bunu da değiştirebilirsiniz bu kırmızı nokta dediği 1x Dediğimiz dürbünlerle bakarken sanırım olan şey. 2x dürbün kullandığımızda ve 4x dürbün kullandığımızda alacağımız hassasiyeti buralardan ayarlayabilirsiniz. Fare yumuşatma dediği smoting farelerde biliyorsunuz şöyle atlamalı olur. Ama onu böyle dümdüz yumuşatmayı açabilirsiniz ve daha rahat ayarlama yapıyorsunuz. CS gocular veya Counter Strike'çılar bu özelliği çok kullanıyordu zaten zamanından beri ki kullanırlar. Performans verileri mesela oyunda pingimi görmek istiyorum diyorsunuz açık. Oyun içindeki FPS'imi merak ediyorum görmek istiyorum diyorsunuz açık. Uygula dedikten sonra. Savaştan kaçan geri dönecek bir yer bu. E, oyuna girmeniz gerekiyor. Savaştan kaçan geri dönü. Şöyle yapalım. Eğitim var mı? Yok. Şurada yukarıya geliyor arkadaşlar. Oyun içerisinde. Demin zaten görmüşsünüzdür. Ben göstermeyi unuttum. Ee, oradan şey yapabiliyorsunuz. Ulaşabiliyorsunuz. Ee, burada ne diyor? Seni mutant oynamaya falan davet edenler var. Buradan direkt arkadaşlarınızı da ekleyebiliyorsunuz. Neyse ben hemen yine ayarlara devam edeyim. Kontrolleri gösterdik. Rakip göstergesi. Kontrol kılavuzu rakibin canını görmek, başlangıç kılavuzu yani bunlar ta, oyunun sizi eğitmesi amaçlı açılan şeyler. isterseniz kapatabilirsiniz. E, otomatik toplama, tabanca toplama, mermi toplama, çanta yükseltme Battle Royal olacağı için bildiğim kadarıyla e, bunlar açık olduğunda otomatik eşyaları yerden toplayacaktır. E, mermi limitleri mermi limitini he, oyunda biz mi ayarlıyoruz? Galiba bunlar hangisini yükseltirsen öteki azalıyor. Bakayım. Niye böyle bir şey var? Onu bilmiyorum. Bunu tam olarak anlamadım arkadaşlar. He. Mermi limiti 250 tane mi toplasın yoksa şey mi toplasın diye. Anladım. Okey. Yanlış bilgi olmasın. <laughs> Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. 180 tane topluyor herhalde. Sonrasını toplamıyor. İyi. Burada Ses ayarı var arkadaşlar, ana ses, ses efektleri, karakter sesi seviyesi, ambiyans, oyunun ambiyans sesi, video sesi seviyesi ve öldürme efektlerini modern veya klasik olarak değiştirebiliyoruz. Arka plan müziğini açık yaparsak çalar, kapalı yaparsak masa üstüne falan geçtiğinizde arka plan müziği çalmayı bırakacaktır. Şu müzikleri kapatayım, telif yemeyi sevmiyorum. Çünkü yayıncılar için tam bir telif şeyi olmuş. Dilini isterseniz buradan İngilizce isterseniz Türkçe olarak devam ettirebilirsiniz. HRTF dediği özellik arkadaşlar 3 boyutlu eğer benimki gibi bir kulaklık veyahut da sizde varsa. Bunlar özellikle oluyor. Yani 3 boyutlu sesleri surround olarak 7.1 olarak gerçek 3 boyutlu. Bunları RTF olarak e, yönlendiriyorsunuz arkadaşlar ve e, bunları diyor ki simüle ederek üç boyutlu ses ortamı etkisini arttır diyor. E, 7.1'in dışında bir de üç boyutlu oluyor işte şöyle bir özellikten bahsedeyim ben size. Mesela benim kulaklığımın ayarlarında orası var. Şöyle. Gördüğünüz gibi şurada HRTF özelliğimi ben kendim de şey yapabiliyorum. Üç boyutu açtığım zaman da şu an e, High res olduğu için şey yapmıyor. Bu takip de edebiliyor istediğim yere falan. Sizde eğer böyle özellikler varsa açın. Kulaklığınızın özelliklerinden faydalanın ki gerçekten adamı 7.1'in üstünde daha farklı şekilde duyabiliyorsunuz ve daha güzel anlaşılıyor. Yani ben böyle biliyorum. E, hatam varsa affola. E, Oyun içi RTF efekti aktifken donanım cihazıyla bağlantılı bütün ses işleme işlemlerinin ve sürücüsünün kapatılması önerilir diyor. Tamam. Hı. Dengeli yönelim. Yönelim yaparsak ön e, yan tarafları daha fazla duyuyoruz. Ön ve arkayı daha az duyuyoruz. Ama dengeli yaparsak her yere eşit miktarda daha şeyle duyuyoruz. Kapatırsak böyle bir sağ solu duymadan arka ve önü duyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Burayı da duyuyoruz ama o 7.1'den duyuyoruz büyük ihtimal. Ama nereye gittiğini anlayamıyorum. Yönelim. Bak şu an nerede gezdiğini çok rahat bir şekilde şey yapabiliyorum. daha böyle geliyor yani geziyor resmen. 8 boyutlu müzikleri falan dinleyen arkadaşlar ne demek istediğimi anladılar. Bu da dengeli hale. Güzel. Bize deneme imkanı da sunmuşlar burada. Baya hoş bir şey. Bence güzel olmuş. Burada sosyal dedi arkadaşlar. Özel mesaj isteklerini e, kimler yapabilsin? Herkes size özel mesaj atabilsin mi? Yoksa sadece arkadaşlarınız mı atabilsin? Veya kimse atamasın mı? Bunları ayarlayabilirsiniz. Yerleşik ime bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. Ben bilmediğim şey hakkında konuşamam. Takım ayarları, takım daveti. E, Herkes mi takım daveti yollayabilsin yoksa arkadaşınız mı veya yine kimse yollayamasın mı? Ee, arkadaş ayarları, arkadaşlık isteklerini gösterilsin mi gösterilmesin mi? Online olduğunuzda diğer arkadaşlarınıza bildirim gitsin mi? Yani onlar görebilsin mi online olabildiğinizi? Özel lobiye davet edebilsinler mi edemesinler mi? profil ayarlarınızı kişisel bilgileriniz açık mı olsun kapalı mı olsun bunları ayarlayabilirsiniz. Eşleşme geçmişini, geçmişini görebilsinler mi göremesinler mi? Ee, başarımlarınızı göstermek ister misiniz yoksa istemez misiniz? Bunları zaten yanında da soru işaretlerine tıklayarak görebiliyoruz. Bu şekilde bir özellik. Nişangah bölümünde arkadaşlar nişangahınızı kalınlığını işte e, uzunluğunu Bu şekilde şeylerini ayarlayabilirsiniz Dairesi Aynı Valorant CSGO bu tarz oyunlarda olduğu gibi nişangahınızı Kendinize göre Customize yani e, Editleyebiliyorsunuz Ve kendi iste isteğiniz doğrultusunda o nişangağı Düzenleyip Oynayabiliyorsunuz arkadaşlar rengini değiştirirsiniz işte dinamikliği Yani oynak mı olsun yoksa sabit hep böyle dursun mu gibi özellik bu. Dinamik olursa gördüğünüz gibi ateş ettiğinizde ateş hatası dediğimiz çarpanlarla o açılıyor kapanıyor o mevzularını gösteriyor. Ee, t şekilli şuradaki T'sini kaldırıyor. Alttakiler duruyor. Öyle de yapabilirsiniz. Yani hepsi farklı farklı. Nokta, ortadaki noktanın şeffaflığı. Dış çizgilerin şeffaflığı. Yani bu şekilde şöyle bak, noktaya çevirdik. Bu sizin hayal gücünüze kalmış arkadaşlar. Siz nasıl yaparsanız artık o şekilde gider. Ee, umarım çoğu şeyi yine anlatabilmişimdir. Şuradan silah değiştirelim. Nişancı, keskin nişancı, taarruz tüfeği. Burada da zaten hafif makineliği biliyoruz. Pompalı. Taarruzda bir şey açıldım ya? Ha nişangı açılmış. Maçtan sonra otomatik takmış. Gördüğünüz gibi seviyelere göre nişangahlar falan geliyor ve bunlar da e, hasarı, silahın şeylerini bunlar değiştiriyor. Bunları satın alabiliyor muyuz? Hayır. Bunlar seviyeye göre silah e, silahın seviyesi yükseldikçe bunlar da otomatikman açılıyor arkadaşlar. E, oyunda bir silah e, özelliğini yani silahını geliştirmiş insanlara karşı tabi biraz daha şey olursunuz. Ama onu da hemen buradan ya şu altını kullanarak veya da oyun içi gümüş parasını kullanarak seviyesini ileriye arttırabilirsiniz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. 23. seviyeye getirdi. Ne kullandık? altın kullandık. Altınımız bittiği için şu anda daha yükseltemiyor. Eğer altınım de dursaydı aynı şekilde yükseltmeye devam edecekti. Artık gümüşüm de yetmiyor. Ya altın ya gümüş olacaktı. Olmadı. Ama 23. seviyeye kadar taşıdık. Ve sonrasında gördüğünüz gibi diğer eklentileri de açılmış arkadaşlar. Video çok çok uzun olmaya başladı. Ben Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım çoğu şeyi aktarabilmişimdir. Pay to win olayı ben görmüyorum arkadaşlar. BT Plus Plus sadece oyunda oyunun başlangıçlarında diğer insanların, diğer oyuncuların parası olanların skinleri alabileceği, daha ucuza alabileceği özellikleri aktive etmede kullanılıyor ama normal oyuncular da yine oynayarak aynı şekilde skinleri sonradan da alabiliyorlar onu görebiliyoruz. Bunun yanı sıra başka herhangi bir artı veya eksi özellik yok. Bence güzel olmuş. Umarım başarılı ve güzel böyle oyuncu kitlesi olur ve herkes istediği şekilde, eğlenceli bir şekilde, keyifli bir şekilde bu oyunu oynar diye düşünüyorum. Türkçe dublajımız var. Oyunun her yeri arayüzü, oyun içerisi ve Dışarısı neresi olursa olsun fark etmez. Her yer Türkçe arkadaşlar. Ee, Türkiye serverları var. Oyunda 8 ping, 5 ping bu tarz pingler almak mümkün. Ee, yakınsanız daha daha düşükleri bile alabilirsiniz. Yani sunucuların nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ee, zaten bu konu hakkında daha daha videolar çekeceğiz. Umarım çoğu şeyi e, sizlere aktarabilmişimdir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır ve bazı bilinmeyen şeyleri öğrete anlatabilmişimdir. Lütfen videoyu beğenip yorum bırakmayı ayrıca kanalıma abone değilseniz daha fazla video için abone olmayı ve bildirim çanını açıp diğer yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.